Az önce ödevini yapanlar için de bazı arkadaşlarımızı kontrol etmek istedim. Bunun için de bir tane çekiliş yapın dedim. Bulem, Asuman ve Kasım geldi sırayla ama bunlar ödevini yapmamışlardı bu hafta için. Dördüncü sırada Ecin geldi. Ecin ödevini yapan bir öğrenciydi. O yüzden biz de Ecin'e bakacağız. Şimdi bakalım Ecin'in sayfası burada. Doğru yaptıklarına bakmaya gerek duymuyorum. Sadece yanlışlarını neden yanlış yapmış, bir dahakine nasıl doğru yapabiliriz ona bakalım. Yakaladığım bir yanlış yok henüz. Bayağı doğru yapmış çünkü. Evet. Where is the party? Parti nerede diyor burada. Burada da bir davetiye metni var. Davetiye metninde sevgilerle Satoshi diyor. Yani yazan kişi Satoshi. Dear Giselle, sevgili Giselle diyerek de bu davetin alıcısı, misafirinde Giselle olduğunu anlıyoruz. Eşin demiş ki Giselle'in evinde demiş. Hayır, Giselle sadece bir misafir. Ev sahibi davetiyeyi yazan kişi yani Satoshi. My house diyor zaten. Yazan kişinin şu sonunda Satoshi olduğunu anlıyoruz. O yüzden de o cevap Satoshi's house on Main Street floor 3 olacaktı. Bu 38. soru yanlışmış ama bunu benim şu anda şey yapmam zor. Bunu şu anda YouTube'da tek tek gösteremiyorum. Dinlememi de dinletemiyorum. Bunları tekrar dinlemenin bir yolunu bulursam o zaman daha detaylı konuşuruz. Burada bir partinin kronolojik yapılacak işlerini sıralayalım demişiz. Mantıken önce anne babadan izin alıp ziyaretçi listesi hazırlayıp parti için eşyaları satın alıp evi süsleyip sonra partiyi düzenlemek olması gerekiyordu. Sen demiştin ki parti için eşyaları al, sonra evi süsle, sonra partiyi düzenle ve ziyaretçileri gönder. Parti bitiyor bak. Ondan sonra anne babadan izin alıyorsun parti için. Bu çok doğal. Ve parti bittikten sonra bir de kimin geleceğine karar veriyor. Kimin geldiğini. Yani listeyi partiden sonra yapıyorsun. Bu maalesef pek doğru bir sıralama olmazdı. I must prepare a shopping list olacak. Hazırlamalıyım bir alışveriş listesi anlamında. A asla bir eylemi tanımlamak için gelmez. A bir eşyadan, bir varlık adından önce geldik. Gelecek. O yüzden prepare a shopping list. Bir alışveriş listesi anlamında. Buy. Hemen I must'a yapışık olması gerekiyordu. I must buy. Satın almalıyım. Balloons and candles. Balonlar ve mumlar. For my birthday party. For my daughter's birthday party. Kızımın doğum günü partisi için. Yine my sister wants to go olacaktı. Burada go want'a yapışık olacak. Gitmek istiyor anlamında. Sen demiştin ki o istiyor Laura'nın gitmek doğum günü falan olmuş. İngilizce doğru sıralanışı şöyle. O kız kız kardeşim istiyor gitmek Laura'nın partisine. İngilizce'de istiyor gitmek şeklinde sıralamak gerekiyordu bu ifadeyi. Buralar doğru. Genel anlamıyla çok iyi bir sınav çıkardığını düşünüyorum zaten Ecin. Bu söyle. Doğru yapmışsın. Doğru. March, February. Burada ufak bir hata. September değil de September olacaktı. Türkçeden NM çatışması İngilizce'de de yaşanmış. Burada December'ı doğru yapmışsın. Tebrikler. October doğru. Bunlar da doğru. Doğru. Nice. Evet, bu kadar. Genel anlamıyla çok iyi bir sınav olduğunu düşünüyorum. Tebrik ederim.